Evet arkadaşlar, bugün bu güllerimi sizlerle paylaşacağım. Gerçek gül yapımı. Yüz tane zincir çektim. Üç tanesi trabzanlarımıza ayrılıyor. 3, 4. zincire batarak ikili trabzan ile bütün zincirlerimizi dolduruyoruz. 97 tane oluyor. ...97 tane trabzan dolduracağız. Evet arkadaşlar, ben bu kadar yaptım. 97 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Ben yapraklarımızı size göstereceğim. Bir zincir çekip bittiğini farz edelim. 97 trabzanımızın. Bir zincir çekip dönüyoruz. Ve 7 tane göze çift çift batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Birincisi ikili trabzan. İkincisi ikili trabzan. Üçüncü üçlü trabzan. Dördüncü üçlü trabzan. Beşinci üçlü tekrar. Altıncı ikili. İki kere de çekiyoruz. Yedinci tekrar ikili. Ve bir zincirle yaprağımızı kapatıyoruz. Ve hemen yanındaki göze batarak bir sıkı iğne ile yaprağımızı kapattık. Bir yaprak daha yapalım. Bir zincir, birinci göze ikili, ikili trabzan, ikinci göze tekrar ikili, üçüncü göze üçlü trabzan. Dördüncüye de üçlü trabzan yaptım. Beşinciye üçlü trabzan. Altıncıya ikili. İkili trabzan yapıyoruz. Yedinciye tekrar ikili. Ve bir zincir çekerek hemen yanına bir sıkı iğne kapattım. Bir zincir çekerek tekrar diğer yaprağa geçiyoruz. Arkadaşlar, bu sıkı iğne bir tane. Diğerleri hep çift çift batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane göze çift çift batarak trabzanlarımızı tamamladık. Birinci ikili,
İkili, üçüncü, üçlü trabzan, üçlü trabzan, üçlü trabzan ve ikili, ikili yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekip hemen yanına bir sıkı iğne ile kapatıyoruz yaprağımızı. Bu şekilde 97 tane trabzanın üzerine 12 tane yaprağımız oluşuyor. Bakın bu 12 tane yaprağımız hazır. Bu yaprağımızı düz tarafı kendime bakan tarafı, burası düz, şu taraf ters. Düz tarafı kendime bakarken haliyle çevirdim. Bakın şu düz tarafı şu. Şöyle çevirdim. Şu gri yaprağımızı. Kırmızıyı da ters tarafı kendimize bakıyor haldeyken bu şekilde bakın bu ters tarafı içe gelecek. Fazla sıkıştırmadan bu şekilde çevirdim. Bu gri çiçeğimiz içe kapanık duruyor bakın. Bu ters tarafını içe getirip sardığımız gerçek gül gibi yaprakları dışına dönük oluyor. Bu şekilde. Evet, bu yaprağımızı dikelim. Bakın bu şekilde. Hemen şu yaprağın ucunu önce dikeceğim. Bütün katlarımızdan alarak bakın bütün katlarımızdan alarak karşıya geçeceğiz. Çekmeden. Hemen biraz ilerisinden tekrar ben etamin iğnesi kullandığım için iğnem biraz küçük. Elim alışkın olduğu için başka iğne kullanamıyorum. Maalesef. Siz istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Ve ortasına ipimizi sabitleyeceğim. Bir düğümle. İpimizi koparmadan dikeceğimiz yere dikebiliriz tabii ki. Yapraklarımız da bu şekilde. İsterseniz yapraklı yaparsınız, ister yapmazsınız.
Yalnız buna boncuk filan hiçbir şey gerekmeyecek. Çünkü başlı başına çok, yani gerçek bir gül. Yaprağımızı da bir başka videomuzda paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.